Koronavirüs nedeniyle 80 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yeterli önlem alınıp alınmadığına ilişkin tartışmalarsa günden güne artıyor. Can kaybının en fazla yaşandığı New York eyaletindeki meydana son vaka ve ölüm rakamlarının yazılı olduğu bir pano asıldı. Trump'ın yeterli önlem almadığını savunanlar o panoya Trump'ın ölüm saati adını verdi. Koronavirüste en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de özellikle Beyaz Saray yönetimi önlemlerin kaldırılmasını savunurken bazı çevreler Trump yönetimini yeterli önlem almamakla eleştiriyor. Tartışma en fazla can kaybının yaşandığı New York eyaletine asılan bir panoya da yansıdı. New York Times meydanında COVID-19 nedeniyle ölüm rakamlarını gösteren elektronik pano konuldu. Ödüllü yönetmen Eugene Yaretsky ise panoya koronavirüse karşı yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm saati adını verdi. No Americans were harmed. Yönetmen Yaretsky, asılan panonun koronavirüs salgınını umursamayan Trump ve ekibinin insan hayatındaki maliyetini gösterdiğini söyledi. Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden insanların sorumlusunun Trump olduğunu savundu. ABD'li bilim çevreleri 2 Mart'ta ABD'de sadece 2 ölümün ve 80 vakanın olduğunu hatırlatıyor. Mart ayında yeterli seviyede önlem alınmadığı için ABD'nin şu anki ölüm tablosu ve vaka yayılımının ortaya çıktığını savunuyor.